Merhabalar. Göçün 60. yılında Almanyalı Türkler Zonguldak ile örneği adlı çalışmayı sunacağım. Çalışmamızı 7 başlık altında inceledik. İlk olarak giriş bölümü yer almakta. Ardından Türkiye'den Almanya'ya olan göçün tarihçesi anlatılmakta. Daha sonra çalışmanın amaç ve kapsamı ortaya konulmakta. Yöntem, bulgular, ardından ise Zonguldak ile Almanya arası havayolu yolcu hareketliliği irdelenmekte, son olarak da sonuç kısmıyla çalışma tamamlanmaktadır. Zonguldak ili 1961-80 döneminde bir yandan başta Doğu Karadeniz illeri olmak üzere ülkenin çoğu kesiminden göç alırken bir yandan da yurt dışına göç vermekteydi. Yöre insanının madencilikteki deneyimleri özellikle Ruhr Havzası'nda talep görmelerini sağlamaktaydı. Zonguldak'tan Almanya'ya yapılan göçlerde işsizliğin yanı sıra Almanya'nın aynı iş için daha iyi ücret ve çalışma koşulları ile yaşam standartlarının sunulması da belirleyici olmuştur. Çalışmada Almanyalı Türklerin bir yandan Almanya'da yaşadıkları yerler ve çalıştıkları iş koşulları, yatırım durumları, sosyal ve kültürel entegrasyonlarının ne düzeyde olduğu, diğer yandan ise kendilerini göçe yönlendiren sebeplerin neler olduğu, Türkiye ile olan ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaklaşımlarının nasıl seyrettiği, Türkiye'deki toplumsal ve mekansal yansımalarının nasıl şekillendiği gibi hususlar konu edilmiştir. Çalışma, Zonguldak ilinden Almanya'ya olan göçün neden ve sonuçlarıyla sosyokültürel ve ekonomik yansımaları nelerdir temel sorusu üzerine kurgulanmıştır. Baktığımız zaman Almanya'nın ciddi anlamda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi anlamda iş gücü açığı olduğunu, sanayideki atılımla birlikte ciddi anlamda iş gücü açığı olduğunu ve bu iş gücü açığını da bazı ülkelerden sağlama yoluna gittiğini görmekteyiz. İlk etapta 1955'te İtalya, 1960'ta İspanya ve Yunanistan ile iş gücü anlaşmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Almanya'nın Türkiye ile iş gücü anlaşması yapma noktasında çok istekli olmadığını, başlangıçta çok istekli olmadığını görmekteyiz. Burada kültürel ve dini yönden farklı olan Türkiye'den yararlanma düşüncesine karşı çıkıldığı görülmektedir. Ancak bu noktada baktığımız zaman özellikle bu dönemdeki işte 1952'de Türkiye'nin NATO'ya katılması, 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik başvurusunda bulunulması gibi süreçlere bağlı olarak Batı ile yakınlaşma artmıştır. Diğer yandan ise 1961'de Berlin Duvarı'nın inşa edilmesi gibi konjektürel gelişme Almanya'nın Türkiye'den de iş gücü talep etmesi yönünde süreci beraberinde getirmiştir ve 30 Ekim 1961 tarihinde iş gücü antlaşması imzalanmıştır. Bu manada ilk olarak Haydarpaşa Garı'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine 450 işçi taşıyan tren hareket etmiştir. Bu tarihten günümüze kadar Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli vatandaş oluşmuştur. Vatandaş yaşamaya başlamıştır. Bugün Almanya'daki Türk nüfus 4. nesle ulaşmıştır. Çalışmamızın amacı 60. yılını deviren ve 4. kuşağa erişen Almanya'ya göçün sosyokültürel ve ekonomik yanlarını Zonguldak ili özelinde ortaya koymayı amaçlıyoruz bu çalışmada. Tabii bu kapsamda 7 tane alt soruya cevap aramaya çalışıyoruz. Almanya'ya göç veren yerlerdeki göçe yol açan itici faktörler nelerdir? Almanya'da göç alan yerlerdeki göçe yol açan çekici faktörler nelerdir? Almanya'ya göç veren yerin o yıllardaki sosyoekonomik koşulları nasıldır? Göç edenler Almanya'da ne tür çalışma ortamlarında hayatlarını sürdürmüşlerdir? Almanya'nın göç eden bireyler üzerinde ne gibi sosyokültürel etkileri olmuştur? Almanya'ya göç eden bireylerin
ve sonraki kuşakların ekonomik koşulları nasıldır? Yatırım tercihleri ne yöndedir? Son olarak Almanya'ya göç eden bireylerin ve sonraki kuşakların Türkiye'ye aidiyet duyguları ne düzeydedir? Şeklinde sorular yöneltilmiştir. Çalışma Zonguldak ilinden 1961-80 yılları arasında Almanya'ya göç etmiş bireyleri kapsamaktadır. 50 yaş üzerindeki bireyleri kapsamaktadır. Bu çalışma nitel bir durum çalışması yaklaşımıyla ele alınmıştır. Burada 14 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir ve bu mülakatlar doğrultusunda bulgulara ulaşılmıştır. Mülakatlarda 22 adet soru yöneltilmiştir katılımcılara. Bak, bulguları kısmına geçtiğimizde baktığımız zaman ilk etapta işte 1960'lı yıllarda giden insanların Almanya'da yaşadıkları zorluklar Almanya'yı bir yandan acı vatan ya da acı gurbet gibi isimlerle nitelendirilmesine yol açmıştır. Ancak daha sonraki süreçte sosyal ve kültürel entegrasyonun yavaş yavaş sağlanmaya başlaması, insanların Almanya'yı tanımaya başlaması, Alman sistemi içerisinde kendilerine yavaş yavaş yer bulabilmeleri, bununla birlikte ulaşım ve iletişim imkanlarının gelişmesi gibi hususlar acı vatan ya da acı gurbetten ikinci vatana doğru bir yönelişi, söylemde bir yönelişi beraberinde getirmiştir. Zonguldak'tan Almanya'ya göç eden bireylere baktığımız zaman çoğunlukla nitelikli iş gücünün Almanya'yı tercih ettiğini görüyoruz. Burada özellikle maden sektörü ve makine sanayi alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Tabii Almanya'daki daha iyi yaşam koşulları, daha iyi ücretler, çalışma standartlarının daha yüksek olması gibi hususlar insanları bu ülkeye yönlendirmiştir. 1970'lere geldiğimizde 1970'li yıllarda aile birleşimi için gidenler olmuştur. Evlilik yoluyla işte önce Almanya'ya 1960'lı yıllarda çoğunlukla erkekler gitmiştir. Daha sonra 70'li yıllarda eşlerini almışlardır. Bunun yanı sıra yine çocuklarını da Almanya'ya götürmüşlerdir. Bu şekilde Almanya'daki Türk nüfusun artışı da o dönemde sağlanmıştır. Diğer yandan 1970'lerin sonlarına doğru özellikle Türkiye'deki iç karışıklıklar ve 12 Eylül darbe süreciyle yaşananlar da Almanya'ya göçü tetikleyen unsurlar olmuştur. Zonguldak'tan Almanya'ya ilk giden yıllarda köylerine izne geldiklerinde Almanya'ya gidenler kendi sermayelerini kullanarak köylerinde su, elektrik gibi hizmetlerin gelmesinde ve okul gibi tesislerin yapılmasında öncülük etmişlerdir. Bu manada da köylerine katkı sağlamışlardır. Diğer yandan kasaba ya da şehirlerin koşulları köylere göre daha iyi olmakla birlikte Almanya'dan izne gelenlerin yansıtmış oldukları yüksek gelir standartları buradaki bireyleri göçe teşvik etmiştir. Yani Almanya'ya ilk giden insanlar bir şekilde ülkelerine yüksek refah düzeyiyle döndüklerinde bu toplum üzerinde göçe karşı olumlu bir algı, izlenim oluşmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye'den özellikle Zonguldak'tan Almanya'ya yapılan göçlerde insanların yaşadıkları yerlerle ilgili itici unsurlar nelerdir diye baktığımızda özellikle iş olanaklarının kısıtlı olmasını görüyoruz. Gerçekten de kırsal kesimde nüfusun artması bir yandan makinalaşma bu kesimdeki nüfusun işsiz kalmasına yol açmıştır ve ilk etapta bu insanlar çevredeki şehirlere ya da büyük şehirlere göç etme yolunu tercih etmişlerdir. Ancak Almanya'yla işçi anlaşmasının imzalanmasından sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu üzerinden Almanya'ya gitmeyi de tercih etmişlerdir.
Burada kırsal kesimde özellikle tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması ve bir ailenin geçimini sağlayamayacak kadar küçük bir hale gelmesi, bunun yanı sıra tarımda makine kullanımının insan gücüne olan ihtiyacı azaltması gibi unsurlar özellikle şehirlere ya da Almanya'ya göçte belirleyici olmuştur. Zonguldak'tan Almanya'ya yapılan göçler tabii burada Almanya'nın talepleri de önemli. Bu doğrultuda iş ve işçi bulma kurumuna yapılan başvurular karşılanıyor. Özellikle Zonguldak yöresi madencilik ve makine sanayi alanında belli bir birikimi olduğu için Ruhr Havzası'na, özellikle madencilik alanında Ruhr Havzası'nda ihtiyaç duyulmuştur ya da Ruhr Havzası'nda talep edilmiştir. Bu bölgeden insanlar Zonguldak'ta Ruhr Havzası'ndaki önemli bir iş gücü açığını kapatmaya destek olmuştur. Tabii uzun yıllar yöre halkının madencilik konusundaki birikimi de burada katkı sunmuştur. Zonguldak'tan Almanya'ya gidenlerin çoğunluğu baktığımız zaman Essen, Düsseldorf, Duisburg, Hamm gibi Ruhr Havzası ve çevresindeki şehirlerde kümelenmiştir. Zonguldak ilinden Almanya'ya göçte Ruhr bölgesi ağırlık kazanmıştır. Bunda özellikle madencilik ve sanayinin önemli bir yeri vardır. Görüşme yapılan kişilerin büyük çoğunluğu 10 yıl aşkın süre Almanya'da kalmıştır. Bununla birlikte halen Almanya'da kalanlar da bulunmaktadır. Almanya'da elde edilen gelirlerle ülkemizde daha çok konut yapımına ağırlık verilmiştir. Burada ilk etapta eski konutların onarılmasıyla başlayan süreç, daha sonra köylerde dahi neredeyse her çocuğun bir de daire şeklinde yüksek katlı binalar inşa edilmesi şeklinde devam etmiştir bu süreç. Gerçekten de kırsal kesimdeki dikey mimarinin Almanya'ya göç etmiş bireylerin memlekete dönüp buralarda, daha doğrusu memlekette yaptırdığı evlerle başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Konutların yanı sıra dükkana da yatırım yapanlar olmuştur, sınırlı ölçüde olsa. Bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli fabrikalardan hisse alarak hissedar olanlar, yine apartman yapıp daire satanlar da olmuştur. Yani ticarete yönelik olarak da kazandığı parayı Türkiye'de değerlendirme yoluna gitmeye çalışan bireyler olmuştur. Almanya'ya göç edenlere Almanya'nın en sevdiğiniz özellikleri nelerdir diye sorduğumuzda, Almanya'da uzun yıllar yaşam süren vatandaşlarımızın oranın en fazla disiplinli yapısını, insanların dürüstlüğünü ve mütevazılığını, çevrenin temizliğini sevdiklerini belirtmişlerdir. Almanya'nın en sevmediğiniz özellikleri nelerdir şeklindeki soruya ise, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın en çok rahatsız oldukları hususların başında ırkçılık, ayrımcılık gibi hususlar gelmektedir. Sevilmeyen hususların biri de iklim koşulları olmuştur. Çoğunlukla kapalı hava koşulları insanlarımızın, Türkiye'den oraya giden insanlarımızın o koşullara uyum sağlamada zorluk çekmelerine yol açmıştır. Almanya'da kazandığınız hangi alışkanlıkları Türkiye'de sürdürmeye çalışıyorsunuz sorusuna ise, Almanya'da kazandığımız alışkanlıklar disiplin, saatinde yapmak, bekletmemek, dakik olmak, programlı olmak şeklinde cevaplamıştır K1. K3 iş disiplini demiştir. K4 iş disiplini, kılık kıyafeti, uyumlu giyinme, temizlik, alışveriş alışkanlığı cevaplarını vermişlerdir. Fabrikalarda ya da maden ocaklarında çalışan mavi yakalılardan zamanla ikinci kuşakta zamanla baktığımız zaman işte ticaret sektörüne yönelen bir insanımızı görüyoruz Almanya'da. Bunun yanı sıra üçüncü kuşağa geçtiğimizde, üçüncü kuşakta ise
beyaz yakalılar artık Almanya içerisindeki doktor, mühendis, avukat gibi insanlara rastlayabiliyoruz. Nitekim burada çocuklarınızın ve torunlarınızın Almanya'daki meşgul oldukları işlerle ilgili sorulan sorularda K2 büyük kızım ticaret okudu, iktisat mühendisi, ortanca kızım tıp okudu, doktor çıkacak, küçük kızım mimarlık okuyor. Diyoruz biz Almanların kahrını çekiyorsak çocuklarım da memleketten uzak kalıyorsa okusunlar. K3, Almanya'da iş imkanları gerçekten çok çeşitli. Orada bütün çocuklarım çalışıyor. Otomotiv, kamu ve diğer birçok iş sektöründe çalışıyorlar. K3, 13 tane torunum var. Hatta torunumun çocukları var. Merve isimli kız çocuğum sürücü kursunda çalışıyor. Enis Devlet Demiryolları'nda çalışıyor. Can Demir Döküm Fabrikası'nda çalışıyor. Caner Otomotiv Fabrikası'nda elektrik işlerinde işçi. Cem Kalorifer Ustası. K4, torunum muhasebecilik yapıyor. K13, 13 fabrikada mühendis, avukat şeklinde cevaplar vermişlerdir. Çocuklarınızın Türkiye'ye ait duyguları hakkında ne söyleyebilirsiniz şeklindeki soruya. Almanya'da yaşayan ailelerin çocuklarının Türkiye'ye ait duyguları devam etmekle birlikte giderek Alman sosyokültürel yapısına her geçen gün biraz daha fazla adapte olmaya başladıklarını görüyoruz. K4 orada büyümüş, oraya adapte olmuş, buraya gelse bile adapte olmakta güçlük çeker. Oranın düzenine alıştığı için orada kalır, nesilden nesile şeklinde ifade etmiş. K10 ise yani uzak kalınca tabii her şey zor oluyor. Ben ve eşim mümkün olduğunca ülkemize geldiğimizde getirip buraları tanıtıyoruz. Ancak Almanya'da çocukluğu geçtiği için oraya daha çok alışmış durumdalar ifadesine yer vermiştir. Torunlarınızın Türkiye'ye aidiyet duyguları hakkında ne söyleyebilirsiniz ile ilgili soruya? Almanya'da yaşayan ailelerin torunları başka bir ifadeyle üçüncü kuşak, büyük oranda Alman sistemi içerisinde doğup büyüdüğü ve buranın kültürünü tanıyarak yetiştiği için ikinci kuşakta zayıflayan Türkiye'ye aidiyet duyguları bu kuşakta son derece azalmıştı. K10, torunlarım artık üçüncü kuşak oluyor. Biz çocuklara ülkemizi anlatmaya çalışırken torunlar Almanya'da doğduğu için Türkiye'yi neredeyse bilmiyorlar. Bu çok kötü bir durum demiş. K13 kopuklar yanıtını vermiştir. Zonguldak'tan Almanya'ya olan yolcu hareketliliğine baktığımız zaman önemli ölçüde bir yolcu hareketliliğinin havayolu yolcu hareketliliğine baktığımız zaman önemli ölçüde bir yolcu hareketliliğinin olduğunu görüyoruz. Tabii ya, ilk gidenler bildiğiniz gibi demir yoluyla Almanya'ya ulaşım sağlamıştır. Daha sonra karayolu ulaşımı gelişmiştir. Ancak günümüzde havayolu ulaşımının gelişmesi bu anlamda konforu artırmıştır Türkiye ile Almanya arasındaki havayolu ulaşımı ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız diledikleri zaman Türkiye'ye havayoluyla çok hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde geliş gidiş yapabilmektedirler. Bu manada Zonguldak Çaycuma havaalanından Almanya'da Köln, Münster, Dortmund ve Düsseldorf'a karşılıklı uçuşlar yapılmaktadır. Corendon Hava Yolları Pazartesi ve Cuma günleri Düsseldorf'a, Çarşamba günü ise Münster şehrine uçuş gerçekleştirmektedir. Yine aynı firma Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ise Köln'e Zonguldak'tan karşılıklı seferler düzenlemektedir. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'ndan Almanya'ya yolcu taşıyan bir başka havayolu şirketi Sun Express'tir. Bu firmada Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ile hafta sonları Düsseldorf'a, Perşembe günleri ise Dortmund'a karşılıklı seferler düzenlemektedir. Türk Hava Yolları ise Salı, Cuma ve Pazar günleri Zonguldak Çaycuma, İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı seferler düzenlemektedir. Tablo incelendiğinde özellikle giden ve gelen yolcu sayısına bakıldığında Almanya'nın çok ön plana çıktığını görmekteyiz bu tabloda. Sonuç olarak Almanya'ya göç eden Türkler yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi ve kazançlarının büyük bir kısmını Türkiye'de değerlendirmeyi seçmişlerdir. Bu durum Almanya'dan Türkiye'ye önemli bir nakit
akışı yaratmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Almanya'dan Türkiye'ye sermaye akışı önem arz etmektedir. Ancak bu sermayenin katma değer oluşturabilecek alanlarda değerlendirilebilmesi daha da önemlidir. Bu bağlamda yatırımların yasal olarak güvence altına alınması, geçmişte yaşanmış olan güven kaybının ortadan kaldırılmasına ve ülkemize döviz girdisinin artmasına olanak sağlayacaktır. Diğer yandan kalkınmada sermaye kadar nitelikli eleman unsuru da önemlidir. Alman disipliniyle orada çalışmış ve deneyim kazanmış ancak yurdumuza dönmüş ya da dönmek isteyen vatandaşlarımızdan sanayi ve diğer sektörlerde edindikleri birikimlerini ülkemize aktarmalarını sağlayacak olanaklar oluşturulabilir. Almanya'da doğup büyüyen 3. ve 4. kuşak bireylerin Türkiye'ye olan aidiyet duyguları zayıflarken Alman toplumsal yapısı ve sistemine entegrasyonlarının güçlendiği görülmektedir. Almanya'da yaşayan yeni kuşak gençliğin ülkemize yönelik kültürel entegrasyonu sağlanması gerekir. Almanya'da yaşayan ailelerin orada doğup büyüyen çocuklarını Türkiye'yi görüp tanımaları, kültürel bağların ve aidiyetlerinin geliştirilmesi ve devam edebilmesi adına imkanlar dahilinde sık sık Türkiye'ye getirmesi, erken çocukluk çağından itibaren eğitimlerinde Türkiye ve Türk kültürüyle ilgili içeriklere yer vermeleri yararlı olacaktır. Kültür aktarımında en önemli unsur dildir. Yeni kuşakların Türk kültürünü kazanmaları ve sürdürmeleri Türk diliyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda bir yandan 3., 4. ve sonraki kuşakların Almancalarını geliştirmeleri özendirilmeli. Bir yandan da Alman hükümetinden Türkçenin ülke genelinde seçmeli ders olarak eğitim müfredatına eklenmesi ve bu hakkın yasalarla güvence altına alınması konusunda çalışmalar yürütülmelidir. Almanya'da üniversite ya da mesleki eğitimini almış bireylerin Türkiye'de istihdam edilmesi hızlı kalkınmaya fayda sağlayabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.